Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gürkan. Bugün sizlerle kullanıcıdan giriş almak için kullanacağımız input fonksiyonu göreceğiz. Öncelikle daha önceki örneklerimizden yola çıkmak istiyorum. Bir tane isim değişkenimiz olsun. Burada bir isim tutsun, karakter dizisi olarak string. Ve ekrana şöyle bir şey bastıralım. Artık zaten string birleştirmeyi de biliyoruz. Hello, buraya bir boşluk koyuyorum. Artı bu name'i bastırsın. Çalıştırdığımızda Hello Gürkan dedi. Şimdi bu yazılımı siz başka birisine verdiğinizde ismi bu olmayacaktır. Ve çalıştırdığında o kişi buradan ismini girmek istiyor. Mesela ben buraya gittim. Ahmet yazdım. Ve bana Hello Ahmet yazdırmasını istiyorum. İşte bunun gibi şeylerde input fonksiyonu kullanmamız lazım. Çünkü bu sefer kullanıcıdan bir giriş alıyoruz. Onun için şöyle yapıyoruz. Name dedikten sonra input yazıyoruz. Parantez açıp kapatıyoruz. Bu kadar. Kullanımı oldukça basit. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda benden bir değer istiyor. Mesela Ahmet yazıyorum. Enter dedim. Hello Ahmet dedim. Bir daha çalıştıralım. Bu sefer gittim. Ali yazdım. Hello Ali dedi. Bir kere daha çalıştırdım. Başka bir şey girdim. Onu alıyor. Gördüğünüz gibi kullanımı oldukça basit. Bizden bir giriş bekliyor. Tabi bunu daha güzelleştirmek için şöyle yapabiliriz. İsminizi giriniz. Şöyle bir şey yaptım. İsminizi giriniz diye. Bunu çalıştırdım. Gördüğünüz gibi isminizi giriniz diyor. Ve daha hoş duruyor program. Çünkü az önce ne yapacağımızı bilmiyorduk. Şimdi en azından ne yapacağımızı biliyoruz. Böylelikle bu programı daha iyi hale getirebiliriz. Tabi burada gördüğünüz gibi bir tane ekstradan print fonksiyonu kullandık. Bunu kullanmadan da oluyor. Çünkü input fonksiyonu içerisinde de bir şeyler yazdırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buraya aynı şekilde tırnaklar içerisinde bir şey yazdım. Çalıştırdığımda İsminizi giriniz diyor. Ahmet. Enter dedim. Hello Ahmet. Bu sefer gördüğünüz gibi input'un daha geniş bir kullanımı olan ekrana bir çıktı verme işlemini de kullandık. Ve böylelikle hem ekrana bir çıktı veriyoruz ve daha sonra girişimizi alıyoruz konsol ekranına. Daha sonra da onu burada kullanıyoruz print fonksiyonu içerisinde. Evet, görüyorsunuz. Input fonksiyonun kullanımı bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.